İyi günü dostlar, iyi akşamlar diliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet yerinde. Umarım keyifli bir yayın olur ve birçok insana faydası dokunur ve güzel iyileşmelerle ilham dolarız, yeni şeyler öğreniriz. Efendim öncelikle görünürde bir toplu çalışma olabilir. Onunla beraber yani bir ara bir demo toplu çalışma şey yapılabilir. Gelecek haftayla ilgili özel yurt dışında oturanlar, yaşayanlar için özel bir uygulamamız var. Bizim ekibe ulaşabilirsiniz onunla ilgili olarak. Ayrıca bu bir dakika. Perşembe günü ne oluyor oranın ismi? Haydar Aliyev Kireçburnu'nda söyleşi ve imza günü var. Bütün özellikle Sarıyer çevresine Maslak vesaire onları çok bekliyoruz. Yani keyifli oluyor Boğaz kenarında, edebiyat günlerinde. Kireçburnu'nda yani Tarabya'ya falan yakın sayılır. Bilginiz olsun. Perşembe saat 14'te yayınlıyorum. Bunun dışında nedir? Yurt dışı ile ilgili olarak bir durum var. Evet Sarıyer dedim. Şey gibi 10 gün sonra hafta sonu yurt dışı sadece yurt dışı ile ilgili. Sonra yani ona eğer yurt dışında oturuyorsanız bizim ekibi bir arayabilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Alttaki numara da olabilir. Ayrıca İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dayız zaten. İzmir ve Ankara var. Bursa var ve Adana var. Başka da böyle herkes gelene kadar ne söyleyebilirim? Çok da bir şey yok. Şimdi biraz soru cevaplayalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Okula giderken istifra ediyor. Ya muhtemelen okulda çok moralini bozduğu bir şey yaşamış olabilir. Yani sinirlendiği bir şey. O travmayı çözmeniz gerekiyor. Okulla ilgili bir şey okulda bir şey yaşamış olma ihtimali çok yüksek. Bununla beraber Hollanda diyen efendim, Hollanda diyen birisi o kişi bizim ekibe ulaşın. Hollanda'ya gelmiyoruz ama bakacağız. Neden demo yapmıyorsunuz? Yapmıyoruz yani. Her zaman yapmıyoruz. Yaptığımız zaman gelin efendim her zaman ne yazık ki böyle sürekli kolay da değil yani o çalışmayı yapıp organize etmek, duyguya girmek vesaire. Çocuğum insan içine çıktığı zaman gaz çıkarmaya başlıyor. Ya bu da çok büyük ihtimalle bir travma ile ilgili böyle yine bir öfke olma ihtimali çok çok yüksek. Ama şudur budur diyemem. Belki acaba çocuğunuzun insan içinde bir tuvalet travması olma ihtimali var mı? Geçmişte böyle vakalarda hep böyle tuvaletin altına yapma gibi şeyler de görmüştüm oldu. Çok mantığı yok gibi. Efendim Berlin'e gelmeyi düşünmüyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız bir olayı biraz değiştirdik. Yurt dışında özel olarak bir kez farklı bir şekilde seminer veriyor olacağız. Detaylarını bizim ekipten öğrenebilirsiniz. Ama Türkiye için değil sadece yurt dışı çünkü çıkamıyoruz diye. Bu ara çikolata kiste genelde kayıp travmalarıyla ilgili, kayıp, ölüm, terk edilme gibi. Efendim bütün yurt dışını kapsıyor. Bütün yurt dışını kapsayacak şekilde bütün yurt dışını yani Azerbaycan, Kıbrıs o da yurt dışı sayılır yani bir şekilde. Bulgaristan, Almanya, Avustralya herkes. Bizim ekibe alttaki numaradan da ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilmek için. Yurt sadece yurt dışı için geçerli ama. Londra'ya da gelme ihtimalimiz yok. O yüzden sürekli yani Hollanda, yurt dışı, Viyana falan yazanlar söylediğim şekilde ulaşırlarsa bizim ekibe oradan size bilgi verirler. Ama çabuk olun çünkü yani 10 gün sonra yapılacak. Şeker diyabetin cinsiyetlere göre travması genelde değişiyor. Kadınlar için travma böyle daha kısa zamanlı iğrenme travmaları, erkekler için ise uzun zamanlı böyle
zorla bir şey yaptırılma, direnilmesi gereken bir tehditle ilgili travmalar oluyor. Kadınlar için böyle çok basit travmalar bile şekeri tetikleyebiliyorlar. Adana'ya galiba 11 Kasım'da geliyoruz. 11 Kasım, 12 Kasım. Kitaplarınızı okudum ama anlayamadım. O an kitabını okuyun. Ama bu arada yani şöyle söyleyeyim. Kitaplardan her şeyi öğreneceğim diye düşünmeyin. Çünkü kitapla öğrenmek kolay değil. Yani ansiklopedi yazsam anlamazsınız. Çünkü biraz da kuru kuruya olduğu için. Yani kitaptan öğrenirsiniz. Ama çok da kolay değil ve yani bu iş sadece kuru kuruya bir bilgi değil. Bayağı içinde büyük bir tiyatro var. Büyük bir ses tonu var. İşte farklı şeyler var. Farklı nüanslar var. Kitap çok faydalı ama her şey değil. Bilginiz olsun. Psikoz tedavisi gören için, kızın için biz bir şey yapamayız efendim. Biz psikoz ve bipolar tarzı olaylarla çalışmıyoruz. Çünkü biraz tehlikeli bu durumlar. O yüzden yani şimdi kontrol, şimdi şöyle bir hikaye var. Bu tür psikiyatrik vakalarda eğer travmayı bulup çalışırsan kişinin kısa süreli tepkilerinin ne olacağını bilemiyorsun. Belki iyileşirken çok sert tepkiler verebilir. Eğer kontrol edemezsen de birisine ya da kendine bir zarar verebilir böyle bir durumda. Öyle olduğu zaman da biz asla bu tarz olaylarla ilgili çok bir şey söylemiyoruz. Bilginiz olsun. Bu yani biraz açıkçası yani tehlikeye hiç bulaşmamak adına hiç o konuya bulaşmıyoruz. Bizim hatta arkadaşlar bipolar vesaire olduğu zaman yani sizle ilgili yani biz çalışmayız diye seansı bitirebiliyorlar. Bazen mesela ekip böyle şeyler yapabiliyor. Yani bizim konumuz değil, biz size yani sizi riske atmak istemeyiz diye. Yani burada risk aslında ne diyelim, uyuyan arı kovanına çomak sokuyorsun. Yani orada bir dengede oluyor. Sen iyileştirmeye çalışırken belki iyileştireceksin. Öyle bir ihtimal var. Çok faydası olacak. Bu konuda geçmişte tamamen çözüldüğünü söyleyenler de olmuştu. Hatta yayına katılanlar da oldu. Bu böyle kesinlikle imkansız bir şey değil. Ama çok kontrollü psikiyatrist denetiminde özel kliniklerde yapılması gereken bir durum. Bizim ekibimiz de öyle bir durumda çalışmadığından dolayı uzman psikologlar ama yani 24 saat kontrol edilen bir kliniktir bilmem ne falan öyle bir durum olmadığı için böyle psikiyatri yatılı bir hastanede falan yapılması lazım. Yatış olmalı vesaire, tam kontrol altında falan olmalı. Bizim öyle bir şartımız yok. Öyle bir yani öyle bir uygulamamız olmadığından dolayı bizlik değil yani. Bağırsak iltihabı ders çok sinirlenen öfkeyle ilgili. Gastrit, ülserler bunların hepsinin travması alana müdahale. Yani dışarıdan fiziksel alanınıza, bedeninize, odanıza, okulunuza, şehrinize vesaire dışarıdan bir tehdit gelmesi ya da bir ilgi alanı da olabilir. Bu hep söylediğim gibi. 3 yaş gecikmiş konuşma erkek çocuk. Burada genelde hamilelik döneminde bir travma aranıyor. Ama o travma mesela bazen istenmeyen çocuk ya da cinsiyeti istenmeyen çocuk gibi şeyler çıkabiliyor. Birçok travma da çıkabiliyor. Saç kıran tedavisi görüyorum mesela stresten. Efendim bakın, saç kırana da faydamız olabilir. Saç kıranların travması kayıp, özellikle genellikle de kendinden büyük birisinin kaybıyla ilgili olabiliyor. Stresten nasıl kurtulabilirsiniz? Yani uygulama. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Size kendimi, yani bu sistemi nasıl geliştirdiğimi anlatayım. Çok basit bir hikayeyi anlatayım size bakın. Bunu böyle her zaman da anlatmam, denk geldi. 2005 yılındayız. Ben o arada aslında NLP, NLP denilen sistemi falan çok iyi biliyorum. Böyle 11 senedir falan NLP falan, bu NLP, NLP falan. Aslında bildiğim ve önemli değil ama benim başıma bir sorun geldi. Ve de 2005 yılındaki işte gitar çalarken, bak arkada gitarlar var ama onlar değil aslında. Elektro gitar çalıyorum ama 7 saat boyunca çok garip bir pozisyonda elimi zorlayayım daha da iyileşsin, daha da hızlansın falan diye biraz abarttığım bir pozisyonda çalıyorum.
Sabahleyin kalktım. El benim elim gibi değil hissiyatı vardı. Bir ay boyunca devam ettim. İyileşmedi hissiyat. Sonra ağrı başladı, batmalar başladı, sevmeler başladı. Tüm bedenimi şey yaptı falan. Ve hiçbir şekilde böyle bir ne de ona yani kötü orada ben MS midir yani Parkinson'a mı gidiyor? Kas hastalığı olduğu belli. Böyle elim yani seyiriyor her tarafım falan. Sonra açıkçası ben çare arıyordum ve her şeyi denedim. NLP'yi de denedim. Kendim yapmayı denedim. Hatta kendim de olmayınca başkalarına gittim. Hipnoz denedim. Biyoenerji denedim. Homeopati denedim. Nöral terapi denedim. Denedim ve denedim yani. Birçok şey denedim. Sonra bu arada yani ben de bu konularla ilgili araştırma yapabilen, konuyu bilen biri olduğum için yani ne oluyor, ne bitiyor falan derken 2007-2008'li yıllarda hastalıkların travmalarla ilgili olabileceğiyle ilgili böyle bir şey önüme geldi ve okuduğum, gördüğüm şeyler böyle mantıklı olabilme ihtimalini bana söylüyordu. Yani böyle çok nedir ona sonra ki ben yani o kadar çok şey araştırıyordum ki birçok metot vesaire falan. O arada böyle bunun üzerine gitmeye karar verdim. Yani benim böyle palavradan ayırabildim onu. Ya yani böyle çok enteresan örnekler vesaire falan. İnternet ayağımızda tabii 2007-2008 yılı. Farklı yerlere götürdü ve sonra çalışmada da birçok sistemi denemeye çalışıyorum. Yani hem hastalıklar travmayla ilgili bağlantısını kurmaya çalışıyorum hem de travmaları çözmeye çalışıyorum. İşte o arada birçok şey denedim. EMDR, EMDR denilen sistem, işte NLP'nin farklı versiyonları, hipnozun farklı versiyonları bilmem ne vesaire falan. Çok da açıkçası fayda falan görmedim ya. Yani şu anki yaptığımızın %1 bile faydasını görmedim. Yani zaman performans olarak. Yani nöroformat diğerleri yani yerde bile değiller yani hız ve şey olarak. Neyse sonra işte vuruşlar böyle farklı işte vuruşun nereden geldiğini ismini o arada mesela EFT denilen bir sistemi 2005'te falan birisi bana böyle göstermişti falan böyle bir şey var. Hatta mantıklı da gelmemişti. Ulan vuruyorsun nasıl oluyor falan diye. Sonra 2006-2007'de falan böyle onunla bir şey denerken olayın daha farklı. Göz hareketleriyle ilgili noktalarını şey yaptım, şöyle yaptım falan. Bu arada aşırı büyük korkularım var. Korkular da şu. İnme ne zaman gelecek? İnme. Yalnız kalırsam ne olur? İşte felç gelirse bana kim bakar? Çünkü her gün kötüye gidiyor. Böyle olay sadece şey de değil. Hastalıkla ilgili o ankinden korkmuyorsunuz. Süreç kötüye gidip de diagnoz teşhis edilemediğinden dolayı korkuların daha da büyüyor. Bu arada o yüzden ben çok hani derler ya bana şunu getirme de damdan düşmüş getir falan diye bir hikaye vardır. Damdan düşmüşüm ben. Yani insanların o çok korktukları an nasıl bir psikolojiyle hayatlarında devam ettiklerini çok iyi biliyorum. Yani çok sadece şikayetler oluşmadı. Ben de çok ciddi yalnız kalma, her an felç gelmesi, işte her an kalp krizi geçirebilme ihtimali. Yani öyle bir panik atak geçirdiğimden o da yerleşti böyle. Çünkü bir ilaç verilmişti bana. İşte sende şöyle bir şey var falan filan diye. İlacın yan etkisiyle ben aynı gece hastaneye kaldırıldım falan. Yıl 2005. Ya o kadar çok bir yandan da ya insan öyle oluyor ki bir şey çare olmaya çalışırken birçok travmayı bir yandan yaşamaya başlıyor. Korkular artmaya başlıyor, tamam mı? Niye bunu anlatıyorum? Şimdi bakın ilk kez herhalde bunu böyle detaylı anlatıyorum. Ondan sonra böyle yani korkmamaya çalışıyorum ama aklımı kontrol edemiyorum. Yani stresimi kontrol edemiyorum. O korkularımı da kontrol edemiyorum. Bu arada hayatımda hiçbir zaman çok böyle beynimi kontrol edemeyen birisi değildim. Çünkü zaten beyni çok iyi bilen biriydim ama orada yaşadığım o ölüm korkusu, her an bir şey olacak. Yani hastaneye kaldırılmışım, kalbim her an durabilir hissiyatı var. Her an bayılabilirim hissiyatı var. Birçok şeyi yaşamışım falan böyle. Her şey sürekli başka bir yerlere gitmiş falan.
Konu şu. Şunu gördüm ki bilinçli beyin hiçbir işe yaramıyor. Şu anlamda yani evet sen kendini telkin etmeye çalışıyorsun, olumlama deniyorsun, onu deniyorsun, bir şey deniyorsun falan. Kolay değil. Bilinçli beyninle altındaki duyguları kontrol etmek hiç kolay değil. Sonra anladım ki bütün beyin duygularla çalışıyor. Çünkü çalışma sistemini anladım ve anladım ki olay tamamen duygu deşarjı. Yani sen altta büyük duygular varken, büyük travmatik şeyler varken üst tarafı istediğini yap. Asıl amaç hayatta bırakmak olduğu için beyin zaten negatifi dinliyor. Çünkü negatif dinlemesinin sebebi negatif bir tehlikeyle ilgili. Yani orada bir tehlike varsa beyin her zaman tehlikenin düğmesine basıp alarmı veriyor. Sen istediğini yapmaya, zorlamaya çalışırsan çalış. O yüzden güneşi balçıkta sıvayamıyorsun. Senin altta deli gibi tehlike alarmları çalışırken aha burada tehlike alarmı yok, hadi bu güneşi balçıkla sıvayalım diye bir şeyin olamaz. Şansın olamaz. Seni oturup birer birer o alarmların duygularını söndürmen gerekiyor. Tamam mı? O söndürme işi de zaten nöroformat sisteminin çıkış şekli oldu. Ben işte göz hareketleriyle duygulara gitmeyi, deli gibi duyguları tetiklemeyi tetikledikten sonra mesela bazen bir çalışma yapıyordum kendi kendime. Bu arada böyle basit olmadı, bana birisi öğretmedi bunları, onu söyleyeyim size. Yani oturup da ben bilmem neden el aldım, oradan eğitim aldım, oradan bilmem ne oldu falan değil. Ben baya oturup insanların yani anlattıkları sistemi çok daha farklı yerlere götürdüm. Yani insanlar bazen bizim yaptığımızın EFT falan olduğunu zannediyorlar. Yani buruş benzerliğinden dolayı. Şimdi onu araştırmayın çünkü çok geriye gidersiniz. Hep söylerim bunu. Ama iş özeti tamamen duyguyu deşarj etme. Beynin, ama hangi duyguyu dersen özellikle travma anlarında yaşanmış tam spesifik noktadaki duygular. Yani şey değil. Yani şimdi hayatında 5 tane büyük travma varsa, birisi 5 yaşında, öbürü 10 yaşında, öbürü işte 15 yaşında, öbürü 20 yaşında, öbürü 25 yaşında yaşandıysa, yani 5 sene arayla 5 tane büyük travma yaşadım. Beyninde hepsi çok büyük yer ediyor değil mi? Yani sen 7 yaşındaki olayı çözmeye çalışırsan bir fayda sağlayamazsın. Ya da 10 işte 8'i ya da 12'yi ya da başka şeylerle uğraşırsan beyninde bir şey değişmez. Senin buradaki sorunlu alarmları kapatman gerekiyor. Yani yoksa herhangi bir şekilde hadi ağlayalım güzel şey falan değil. Bu arada şunu da öğrendim, onu da söyleyeyim. Genel stres çalışmaları, yani böyle korkular, hayat korkuları, yalnız kalacağım korkuları, onları da çalışmayı öğrendim ben. Yani mesela örnek vereyim. Travmaya çalışıyorsun ama hala gelecekte ne olacaktan korkuyorsun. Ya böyle olursa. Sonra göz hareketleriyle işte belirli, orada kimse bunu çok detayında bilmiyor. Çünkü o kadar çok travmayı çözmeye odaklandık ki daha az mucizevi ama inanılmaz faydalı sistemlerimi ben çok fazla detaylı öğretmiyorum. Niye biliyor musunuz? Ama onun sırası gelmiyor. Sıra gelmiyor yani. Çünkü travmaları çözmek o kadar büyük mucize yaratıyor ki özellikle hastalıklarda, psikolojide böyle kilit noktalara dokunmak. Ben daha genel endişe temizlik yöntemlerini çok fazla öğretmiyorum. İnsanlar da onu çok kullanmayı bilmiyorlar o yüzden. Yani çünkü niye? Endişe temizliği travma çözmek kadar etkili değil. Daha genel bir şey. Şöyle gibi düşünün. Travma çözmek muazzam, endişe temizliği burada. Bunun üzerine ayrıca son zamanlarda biliyorsunuz şemsiye dediğim bir şey var. İnsanlarla yüzleşmek, o biraz daha farklı bir şey tabii. Vesaire vesaire. Burada niye anlattım beyefendi? Yani bir tane birisi söyledi. Şöyle hastalığım var. İşte şunu nasıl çözeceğim falan, stresime. Olay her şey bununla ilgili zaten. Her şey duygu çözmesi. Bugün bir dünkü iyileşmeyi anlattım. Daha sonra yayınladım. İzleyin. Hanımefendi çıktı, lupusun geçtiğini anlattı. Neredeydi?
Çünkü hanımefendi nereden katılıyordu? Kocaeli'nden. Gönül Hanım hatırlarsanız lupusu geçmiş. Kendi kendine oğlunun ölebileceği haberine çalışmış. İnanılmaz ağlamış ve son lupusu geçmiş. Sadece o değil, psikolojisi düzelmiş. Bakın. Daha önce menenjit, ki o arada menenjit de olmuş, ya da o kazayı düşünmek dayanamayacak kadar acı veriyor. Yani düşünmüyor, kaçmaya çalışıyor. Aman o aklıma gelmesin ya da ondan bahsetmeyelim. Menenjit bile duymak istemiyor. O günleri hatırlamak istemiyor falan. Ama burada büyük bir alarm var, büyük bir şey var. Tehlike alarmı. Beyinde zaman olmadan o alarm çalmaya devam ediyor. Her travma beyinde alarmdır. İstersen sen onu unut. Orada olmadığını farz et, tamam mı? Burada çalmaya devam edersen sadece farkına varmazsın. Korkak biri olursun, hasta olursun, birçok organın farkı çalışır. Çünkü beyin farkı çalışıyor. Bak bu burada. Sen unuttun nerede olduğunu, burada kalıyor. Tamam mı? Kalıyor burada, bu burada. Sen unuttun. Olayı da unuttun. Hatta öyle bir şey yaptı ki tamamen çektin, hatırlamıyorsun bile. Şimdi bu geçti. Yani diyorsun ki yok ki hayat şey, ama o konuyu konuşma aman. Tamam, oraları konuşmayacağız. Bir de ama aklıma gel. Menenjit kelimesini şey yapmayalım. Sorunu çözdün mü? Burada devam ediyor. Sürekli yanıyor. Yani ama unuttun, konuyu da unuttun. Konuşmuyorsun. Kitap okuyorsun. Güzel müzik dinliyorsun. Ayrıca hep komedi filmleri izliyorsun. Hiç stres yapmamaya, yoga yapıyorsun, meditasyon yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Hiç aman bu konuyu konuşmayalım. Menenjit konuşmayalım. Aman o olayı hiç konuşmayalım. Unuttuk. O çok o acı veriyor. Onu konuşmayalım. Bu devam ediyor. Hayat boyu devam ediyor. Anladık hocam, tamam. Anlamayanlar var. Şimdi senin burada bunu çözmeni, yani bunu istediğin kadar başka şeylerle kapatmayı, bu yok saymaya çalış. Bu burada. Unutsan da burada. Bunun tek durmasının yolu buraya gidip buraya gidip işin garip tarafı sonucuna teslim olmak. Çünkü bir travmayı çözmenin tek yolu onun tüm tehdit ettiği ihtimallere teslim olmak. Tan geçiyor. Sen bununla ilgili bütün ihtimalleri yaşayıp hayalinde ya da onları kabul edip olaya teslim olursan tüm bedeninle ve nörolojik olarak, biyolojik, kimyasal full haliyle, zaten travma çözümü bu. Nöroformatın tüm özeti burada. Sen bir travmaya teslim olup her şeyi kabul edersen beyin diyor ki o zaman seni uyarmamıza gerek yok. Uyarı bitti. Artık bitti. Alarm bitti. Konu bu. Bunu çok farklı versiyonlarıyla yapabilebilme, yani daha genel çalışmak mümkün olabiliyor. Bunu tam böyle spesifik atışlar yapman gerekebilir. Yüzleşmeler yapıyorsun falan beyine. Yani birçok farklı bakış açısı, yaklaşım var nöroformatta. Ama işin özetinde eğer çok sert bir anda bir alarm takıldıysa burada, önce gidiyorsun alarm kapatıyorsun. Bu arada ben psikiyatrik ilaçlarla ilgili bir şey yapmam. Bu arada o an kitabında işte en son versiyon, o MKB sistemi çok önemli. Naçizane seminerler çok çok yani gerekli. O an kitabı seminerin yerini tutmaz ama bir sonraki en iyi şey o an kitabı. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu travmalar aslında hangi hastalıklar, hangi sebebi, neye sebebiyet veriyor? Bu travmalar burada var. Yani çok basitçe burada sorduğun soruların aslında cevabı zaten burada var. Ben de o yüzden soru cevaplamayı böyle şu nedir bu nedir diye çok fazla değerli görmüyorum. Çünkü zaten yani son 40-45 sayfasında alfabetik olarak bu soruların cevabı var. Sen diyorsun hangi hastalık? O işte A'daki bir hastalık yazdın. İçinde diyor ki ayrılık travması. Ayrılık travması çok kısa yazılmış. Niye böyle kısa yazılmış? Çünkü biraz önceki sayfalarda temel travmalar diye bölüm var. Ayrılık travmasını uzun yazmış. Böylece oradaki, oraya biz referans veriyoruz ya, o zaman orayı bir defa yazmış oluyoruz. Her ayrılık travması
olan hastalıkta aynı metni yazsak kitap sayfa sayısı 2'ye katlanır yani. O yüzden biz önce verdik. Bilginiz olsun. Yani sonra da travma çalışıyorsunuz yani. Efendim kitapları nereden alabiliriz? Bu saatte alırsanız efendim beyinde format at kitabını işkembe salonlarında sakatat bölümünde bulabilirsiniz. Efendim sağlığına format at kitabı genelde şu an dispanser ve hastanelerde. O an kitabını bulamazsınız çünkü zor. İka beynini genelde burada İka beyni Migros'ta çalışılıyor ama her yerde bulursunuz. Kitap, şey yaptım ama bu kitap o an, bu kitap her yerde var. Yani bu kitap her yerde var. Bu kitap çok satanlardan da yani. Hatta şöyle söyleyeyim, biz kendi adıma bir şey söyleyeyim. 100 bin adet basılmıştı gerçek anlamda. 100 binin bittiği için yeniden baskıya girdi kitap. Yani kitap öyle çok Türkiye'den çok satan kitaplardan bir tanesi. DNR'larda yani ilk 5'te öyle söyleyeyim. Bir ara bir değdi yani. Uzun zaman birinci sırada kalmak kolay değil. Çünkü herkes aldı belli bir sayıda. Çünkü yani geri kalanların alma ihtimali azaldı. Çünkü herkes alınca ikinci defa almıyor. Kırtasiyelerde bile var olabilir yani bak söyleyeyim. Yani çok çok bulunan bir kitap sormanıza gerek yok. Seminere mutlaka katılın Zeytin'e. Lipödem travması, değersizlik ve ayrılık beraber oluyor. Ben zincirlerde bile gördüm öyle söyleyeyim. Yani hiç şeyiniz yok, kaçırma şansınız yok. Brian Hanım hoş geldiniz efendim. Çikolata kesti, kayıp ayrılık travmaları vesaire. Kızlarda kellik de ayrılık travmaları. Bu arada biraz kendimi anlattım bugün. Yani neyi anlattım? Beyin duygularla çalışıyor. Bana bu konuda güvenin. Seminerler dün de anlattım. Antalya seminerinde bence gelenlerin çoğunun hayatı değişecek. Çünkü çok daha ham gelmişler eski seminerlere göre. Yenilerdi çoğu. Ve böyle gözlerinde gördüm. Yani bir anda böyle bakış açıları şuradan şuraya gitti. Yani çoğu böyle şeyle gelmiş. Referans birileri söylemiş. Biraz izlemişler, anlamaya çalışmışlar ama yani o kadar çok sonuçla ilgili video görmüşler ki ya bu işte güzel bir şey bu. Yani bu kadar da hepsi yalan olamaz. Biz gidelim diye gelen çok kişi var. Ama altyapıyı bilmiyorlardı. Ve gözlerinde görebilirim tabii ki. İnsanlar böyle yani çok iyi anlamda mantığı anlayınca beyinlerinde bayağı beyinleri değişecek. Beyinler derken hayatları değişecek. Her şey duygu. Beyinde her şey duygu. Alt beyinden bahsediyorum. Ve beyni çözmenin, değiştirmenin tek yolu duygu. Duygu gerçekten bakın. Duygu. Duygusuz olan olayların çok beyin için özellikle bir önemi yok. Duygusuzsa zaten beyni çok sallamıyor. O yüzden gamsız insanlar hastalanmıyorlar. Çünkü duyguları çok yüksek eşik seviyelere çıkmıyor. Şimdi yayını iyileşme. Özellikle Antalya'dan Almanya'ya gelmeyeceğiz. Özellikle yakın bir zamanda yurt dışı Almanya, Avusturya, Londra, İngiltere, Amerika, Avustralya, Avusturya her yer. Bizim ekibi bir arayın 10 gün sonra özel bir uygulama yapacağız ama hemen aramanız lazım. O yüzden öğrenmek isteyenler sadece yurt dışında yaşayanlar için geçerli bu. Bilginiz olsun ama yani Türkiye için seminerlere gittiğimiz için bunu sadece yurt dışı için yapıyoruz. Almanya
Ya şu an gelmekten şey olduk çünkü bir vizeyle ilgili durumlar oldu ekipte. İzmir'e geliyoruz, Çeşme'ye gelmiyoruz da. Sakal yolma da cinsel utanma travması ile ilgili. Migren travması her şey olabilir. Lenfoma, değersizlik, suçluluk, başarısızlık, rezil olma, kendini yetersiz, başarısız hissetme vesaire. Yumurta alerjisi demek ki travma yaşarken çocuk yumurta yiyordu. Hastalık travmaları hem de cinsel utanma muhtemelen. Yani kişinin hem cinsel utanma gibi bir travması var cinsellikle ilgili. Bu ne alaka derseniz çok şimdi anlatmayayım ama bir de üzerine hastanede yaşadığı zorluk böyle olabilir. Sevdiğini kaybetmiş olabilir. Kendisine büyük şeyler söylenmiş olabilir. Yani işte aman şuna dikkat et bak şöyle olacaksın yoksa falan gibi şeyler. Kuyruk sokumu genelde ya cinsel travması, cinsel değersizlik travması ya da çocuklarla ilgili sıkıntılarda çıkıyor. Şimdi efendim Antalya buralarda mısınız? Kendinize geldiniz mi? Figen Hanım hoş geldiniz. Eğer Antalya'dan bir iyileşme varsa Antalya iyileşme yazabilin. Bir, normal bir iyileşme anlatmak isteyen kendi yaşadığı bakın soru sorma değil iyileşme anlatmak istiyorum isteyenler diyeyim. Eğer soru soran olursa çaktırmadan yani ben yanlış anladım diye cevaplamayacağım çünkü 2-3 kez üst üste geldi. Millet oradan görüp yani soru sormak için ayak yapabilir. Artık ayaklara şey kapatacağım. Diğerleri ayak yaptı diye söylemiyorum ama orayı cevapladım ya. Şimdi millet herkes şey düşünebilir ya. Şimdi iyileşme yazayım. Barış Bey bir soru sorayım. Arada şey yapayım. Ve burada soru sormanızdan tabii ki mutluyum ama tabii herkese gidip de 10 dakika, 20 dakika, 50 dakika ayırma ihtimalimiz yok. Biz iyileşmeyle yeni bir şeye öğrenmek istiyorum. İntihara kalkış 20 yaşında oğlum çok üzdüm bir daha yapar mı? Efendim bir psikiyatristle görüşmenizde fayda var. İntihar hikayelerinde genelde travma cinsel utanmadır onu da söyleyeyim. Başka şeyler de olabilir ama. Efendim DT yazan hanımefendi. Bizim ekiple çalışmanızda fayda var. Eğer kendi kendinize yapma durumunuz yoksa alttan bilgi alabilirsiniz. Şimdi naçizane bilen birisiyle çalışma yapmak çok farklı bir şey. İnsanın kendi kendine yapması aşırı kolay değil. Bunu yapabilenler oluyor, yapamayanlar da oluyor yani. Ve de iyi yapılması için de iyi öğrenilmesinde fayda var. Antalya iyileşme, Antalya'dan, seminerden iyileşme anlatmak isteyen varsa çok mutlu olurum. Ayrıca normal iyileşme ise de iyileşme anlatacaksa bize öyle ilham veren yayına katılırsanız sevinirim. Tourette sendromu iyileşebilirsiniz. Tourette'de travma cinsel utanma. Cinsel utanma. Bakın arada bir bunu tekrar ediyorum. Cinsel utanma travmaları beyni psikolojik olarak en çok değiştiren, beyni değiştiren genelde cinsel utanma sağlık sorunlarını bariz sadece utandığı için yapmıyor. Cinsel utanma travması sağlık sorunundan ziyade bazen saldırı travması yapabilir ama utanmasından bahsediyorum. Yani taciz bir insanda atıyorum sivilce ya da cilt sorunları yapabilir. Ama oraya dokunduğu için benim bahsettiğim bir utanma duygusu, utanma, mahrem utanma duygusu, cinsellikle ilgili utanma duygusu genelde hastalık yapmıyor. Yani bir organa vurmuyor. Beyinde yapıyor değişikliği. Ve yaptığı değişiklikler de beyni psikolojik olarak en çok bozan değişiklikler. Bu insanlarda psikozlardan, bipolardan başlayarak daha alt seviyelerde yani OKB, kaş yolma, işte trikotillomani, saç koparma, Tourette sendromu, sosyal fobi gibi şeyler gelişiyor. Daha da birçok şey var söylemedim. Anksiyete versiyonları olabiliyor. Böyle takıntılı çok ya da böyle yani birçok şeye takabilen insanlar olabiliyor.
Mesela biraz önce hastalık hastası dedi. Hastalık hastasına neden cinsel utanma travması yazdığımı size sorayım. Sizce hastalık hastalığı neden cinsel utanma travmasını özellikle ekledim? Ne alaka hastalık hastasıyla cinsel utanmanın? Yani bir insan cinsel utanma yaşadığı için niye hastalık hastası olsun? Size sorayım, yani yazarsanız memnun olurum. Yani herkes benimle mi diye merak ettim. Bu arada iyileşme okudum mu görmedim, ben bakmadım. İyileşme yazan olursa, dediğim gibi böyle güzel ve çok uzun olmayan. Evet, yani aferin. Yani o da takıntı. Bravo. Yani herkes aynı doğru şey yazıyor. O çünkü takıntı. Ya üç yazan, yani şu anlamda o da takıntı. Yani adam bir cinsellik ile ilgili utanma yaşamış geçmişte. Üzerine de böyle sağlıkla ilgili sorunlar olduğu için takıntısı sağlık sorunlara vurmuş. Umarım anlamışsınızdır. Yani bu farklı yerlere de vurabilirdi. Ama onun hayatı biraz böyle olduğu için o da sağlığa kafayı vurmuş. Herhangi bir konuyla ilgili aşırı takıntı görüyorsanız, tamam mı? Kişinin muhtemelen cinsel utanma travması var. Şöyle düşünün. Mesela bak, örnek vereyim. Adamın para takıntısı var. Tamam mı? Kaybetme korkusu ve para takıntısı. Böyle parayla ilgili aşırı takıntılı. Şimdi eğer bu mantıklı bir seviyedeyse, yani daha işte atıyorum, yani biraz eli sıkı, normal seviyelerde öyle aşırı tutumlu. Yani tutumlu. Yani ama yine para harcıyor falan. Kayıp etmekten korkuyor. Ama takıntılı paraya böyle, yani aa bu adam ne kadar böyle eli sıkı ya, biraz pinti falan diyorsanız, cinsel utanma olmak zorunda değil. Çünkü belki adamın gerçekten parayla ilgili travmalar olabilir. Parayla ilgili. Yani küçükken eve haciz gelmiştir, büyük para kaybetmiştir, ortağı onu dolandırmıştır, babası dolandırılmıştır, babası ayıp söylemiştir, korkuları bilmem vesaire. Parayla ilgili travmalar bunu yapabilir. Ama kişinin saçma sapan bir para takıntısı varsa, o zaman travma cinsel utanmayla ilgilidir. Bir şey saçma sapan bir takıntıyı durumundaysa alt tarafta cinsellik vardır genelde. Gülsüm diye bir hanımefendi. Evet, Antalya'dan bir iyileşme. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, hazırlarınız gayet şey. Bir dakika, kendimi çözmeye çalışıyorum. Bir tane bir çocuğunuzun olduğunu görüyorum. Çünkü orada oyuncaklar da var. Hocam, kendimi çevirmeye çalışıyorum. Ya, söyleyeceğim. Ekranınıza dokunun. Şöyle otlar var. Ona basarsanız dönüyor. Tamam, hoş geldiniz. Ha, şimdi geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Siz bu arada evet, sanki ben sizi oturuyorum. Antalya'dan. Nerede oturuyordunuz? Evet, Antalya'daydım. O günkü çalışmada ben bir boynumdaki ağrılara çalışmıştım. Onlar geçti. Bir de genelde çok fazla tatlı yemek istiyordum. Kurabiye aldım o çalışma sırasında yanıma. Sonra baktım çalışmadan sonra canım hiç tatlı istemiyor. Hatta birkaç gündür böyle bakıyorum, canım hiçbir şekilde tatlı yemek istemiyor. O da geçti. Çok teşekkür ederim. Çok güzel süper, bir etkinlik. Süper bu arada. Siz size biraz söyleyeyim. İsminiz Gülsüm mü yazıyor? Gülsüm mü? Evet. Gülsüm Çakmak. Tamam. Şey soracağım. Siz meslek olarak da böyle şey, bir öğretmen falan değil değil mi? Öğretmen değilsiniz ama.
Yok, öğretmen değilim. Ben özel bir bankadan, Yapı Kredi'den teknoloji çalışanıydım. Oradan emekli oldum. Yani bu kadar fazla, bu kadar büyük göstermiyorsunuz ama yeni emekli olmadınız değil mi? EYT değilsiniz. Yok, Ha. yok, yok değilim. Eyvallah. 66 Ha. doğumluyum. Anladım, tamam. Benden biraz daha, bir 9 yaş daha büyüksünüz. Şimdi Evet. şeyi sorayım. Siz aslında o zaman iki tane toplu demoda, bu arada travma, bunlar, bu arada herkes bilsin ki bunlar travmaya gitmekle ilgili olan şeyler değil. Bir tanesinde ağrı kızma denilen bir şey yapıyordum. Oradan Gülsüm Hanım anladığım kadarıyla ağrısını geçirmiş. Oradaki mantık ağrıya kızıp affederek ağrıya olan büyük, büyük yoğun duyguları boşalttığın zaman ağrı tetiklenmeyi bırakıyor ve geçebiliyor. Birincisi o. İkincisi de toplu bağımlılığı anlatırken böyle bir 15-20 dakikalık bir çalışma yaptık. Orada da tatlıyı bırakmış gibi olduğunu söyle Gülsüm Hanım. Peki şeyi anlatın bana, merak ettim. İkisinde de süreç nasıl işledi bir anlatsanıza. Yani mesela ağrıya kızmada 3 defa tur döndük ya. Ne oldu orada? Evet, 3 defa döndüm. Aslında şöyle, önce sizin dediğiniz gibi işte iki omzumdaki ağrıya ve belimdeki ağrıya üçgen şeklinde işaretledim hayalimde. Önce ilk yaptığımda omzumdaki ağrı sol kulağımın arkasına geçti. İkinci de sol kulağımın arkasına çalıştım. Sonra üçüncü de tekrar çalışınca hepsi geçti. Hepsi beraber mi geçti? Evet. Tamam, okey. Bu arada burada enteresan mantıklar, bunu o yüzden anlatmıyorum. Böyle kitapta da yazmıyorum. Biraz böyle vücut noktaları falan koyuyoruz ki beyin ağrının nerede olduğunu hatırlasın diye. Gülsüm Hanım ondan bahsediyor işte. Şuraya bir nokta, buraya bir nokta, ağrılara falan. Onları beraber kızarken birleştiriyoruz gibi bir şey var ama böyle iyi yapman gerekiyor. O yüzden de kitapta millet başaramaz diye çok yazmadım ağrıya kızmayı. İkinci, peki bağımlılıkta ne oldu? Bağımlılıkta yanımda bir tane kurabiye vardı, o arada ikram edilen kurabiyeden. Genelde ben böyle işte et ya da işte köfte tarzı bir şeyler yediğimde hep genelde canım tatlı bir şeyler yemek isterdi. Sonra tatlıya çalışmak istedim. Artık tatlı çok fazla yemek istemiyorum diye. Yanımda bir tane kurabiye aldım. Demo sırasında işte sanki onu çok böyle işte koklayarak, hissederek, duygularımızı falan tetikleyerek yaptım. Sonra da onu yedim. Arkasından canım hiç tatlı yemek istememeye başladı. Peki şeyde falan söylediğim o, diyorum ya, psikolojik sebepler diyorum ya, ruh halini tanımlarken böyle tabii çok mahrem şeyleri söylemeyin ama ne söylüyordunuz, böyle bazı şeyler var mıydı yani, şikayet ettiğiniz falan şeyler böyle, yani orada duyguya girdiniz mi? Evet, yani artık onu sanki çok hayatımın bir parçasıymış gibi falan düşünüp ondan sonra onu çok istediğimi hayal ettim. Sonra onu yedim ama ondan sonra da canım hiçbir şey yemek istemedi tatlı olarak. Şunu sorayım. O anda ağzınıza attırıyordum ya ben. Orada şeyi çok merak ediyorum. Yediğiniz şeyin tadı nasıl değişiyordu? Hatırlıyor musunuz? İstemeyerek yiyorum. İstemeyerek yedim yani. Canım istemeyerek yedim onu. Şey, hatırlıyor musunuz? Ben size tarif edin nasıl yiyorsanız anlatın falan diye. Orada bir şeyler değişsin hissettiniz mi? Yani çünkü daha güzel Evet. olması gerekiyor. Böyle bir anda böyle tadının değiştiğini falan farkına vardınız mı? Evet. Yani normalde severek yemem gerekirken sevmeyerek yedim. Siz ye dediğiniz için yedim. Tamam. Burada Ondan şey sonra da soracağım. hiç tatlı yemedim. Eyvallah. Ne mutlu bana. Devam edecektir genelde şey olarak çünkü. Yani birçok insan. Arada bir o bağımlılığı burada yapıyorum. Onu yaptım. Bu arada çok daha yeni. Hatta en son yaptığım toplu çalışma oydu. Tabii ki sizin kadar anlatamıyorum burada ama yani insanlara yine de çok faydası sağlıyor. Şey soracağım. Siz yeni misiniz, eski misiniz bu konularda? Şöyle, ben 4-5 aydır falan sizin
İlk başta şey kitabınızı okudum. Anne Beni İyileştir kitabınızı. Aha. Ondan sonra diğer kitaplarınızı aldım. O An kitabını okudum. Sonra Antalya'ya geleceğinizi öğrenince bir arkadaşımla birlikte Antalya'daki demonuza, seminerinize katıldık. Çok da iyi oldu yani bizim için. Teşekkür Çok ederiz. ben teşekkür ederim. Şey merak ettim. Son olarak size çok bir şey yapmayayım. Çok demin aslında siz kitapları çok okumuşsunuz da böyle ben biraz önce şeyi iddia ettim de tabii siz biraz daha bence düşündüğüm kişi değilsiniz. Çünkü böyle daha sizden yeniler de vardı. Yani beynin çalışması ile ilgili böyle biraz şeyiniz değişti mi? Ya yani onun gerçekten bayağı farklı bir şekilde çalışmıyormuş ya. Biz biraz fazla ciddiye alıyormuşuz falan oldunuz mu? Evet. Yani böyle yani ben şeyi söylemiştim ya hatırlıyor musunuz böyle beyin işte hazzı şunu yapıyor bilmem niye böyle yapıyor ya da biraz şeyle ilgili şu pandemi hikayeleriyle ilgili şeyleri yani böyle ben biraz şey gibi birçok insanda o şeyi hissettim umarım size de çok şey olmuştur yani. Aslında pandemide çok fazla insanlara baskı yapıldığını ve aslında korkulacak bir şey olmadığını ben pandemi döneminde de söylüyordum. Ben hiçbir zaman inanmadığım için kendim de mesela korona olmadım ama çok aşırı koronadan korkan ve etrafımda korona olan insanlar vardı. Ben korkmadım açıkçası. Yani evet o size iyi olmuş. Ben genel olarak tabii orada da söyledim. Çaktırmadan bütün takipçileri sürekli aman şöyle korku böyle şu durum yani şey yapmadan. Çünkü insanları öyle bir baskı Korku yaşıyorduk ki. pompalıyorlar. Şimdi korku Evet. korkmayın dediğin zaman sen nasıl insanlara böyle korkmayın diye desen diyorsun diye benim üzerime de gelebilirlerdi. Biliyorsunuz yani Evet. şey Tamam. yani şu anlamda çünkü onlar bilerek korku pompalıyordu. Ben de Evet. korkmayın diyorum ama çaktırmadan demek zorundayım çünkü korkmayın dediğin zaman insanlar bu zaman maskeyi çıkarabilir, şey yapabilir diye ya da dışarı çıkar bilmem ne. Yani sen resmen toplumun düzenini bozmakla çok ciddi şey yapabilirdin yani. Yani o kadar büyük bir hayat eve sığar diye geçen gün ismine baktım. Hayat eve sığar diye bir slogan ve bir aplikasyon çıkarıldı ya. Evet. Hayat Eva nasıl sığar ya? Hasta oldu Hayat insan zaten. yani şu anlamda hayat Silivri'ye sığar gibi bir şey bu. Evet. Hayat Ya böylece hapiste. aslında insanları daha çok hasta ettiler, eve sokarak, eve tıkarak Tabii siz insanları. yani ben Yani. %100 öyle düşünüyorum. Bu arada siz de aynı fikirde olmamıza çok sevindim. Valla Gülsüm Hanım ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü Antalya diyorum çok güzel yüzler gördüm. Çok eğlenceli ve çok şeydi. Yani çok mutlu geçti. O zamandan beri de yapmamıştım. Çok sağ olun. Evet. Beni kurtardınız çünkü böyle her Antalya diyorum kimsenin şey yazdığı yok. Çünkü biliyorsunuz şey demoda da böyle orada hanımefendinin tekine çalıştık. Böyle hemen çok iyi bir şeyler hissetti. İlaçsız asansöre bindi falan böyle güzel de şeyler oldu. Birçok insan Hayır, o hepimizi çok mutlu etti. O asansöre binemeyen arkadaşın binmesi, inanılmaz mutlu olduk yani. tabii ya siz şey gibi sizler için büyük benim adıma yani olmazsa biraz şey olurdum ben. Kendi adıma olay nasıl olmadı yani niye olmadı falan olurdum kendi adıma. Çünkü bu arada bilmeyenler varsa ilk gün ben bir hanımefendiye bir anlattım hikayeyi aslında. Kapadokya'da büyük bir sıkıntı yaşamış böyle bir yani kaldığını hissetmiş orada tam yerin altında ve çıkamayacağını ve deliklerin daha da küçüldüğünü böyle büyük bir böyle şey bayılma şeyi gibi bir de kulakları çınlıyor falan hanımefendi artık işte başı sonu belli olmayan yerlere girmiyor bizim oraya zaten ilaçla gelmiş işte asansörleri ilaçla biniyor eğer biniyorsa uçağa hiç binmiyor falan böyle şey gibi hikaye travmaya çalıştık ben zaten yani bayağı emindim ama tabii beklentiyi çok yükseltmeyeyim diye şey demedim yani bu Biz hanımefendi yarın çok iyi olur falan. siz sorana kadar biz hep arkadaşlar arasında ay ne oldu acaba o bayan arkadaş binebildi mi falan diye bakıyorduk acaba geldi mi gelmedi mi diye. Gelmiş ikinci günde duyunca da çok mutlu olduk. Orada Hatta şey o söyleyeyim. Kapadokya'da
Kapadokya'da söylediği o tünele de biz eşimle girmiştik ve orası çok dar diye ben girmeyip dışarı çıkmıştım. Onu anlatınca o gün aklıma geldi. Peki Gerçekten çok dar bir size yerdi. çıkabildiniz mi geri? Çünkü ben şeyi hatırlıyorum gerçekten. Hiç İnsanlar tek girmedik tık. mesela oraya. Ha, yani içeri hiç Dağ girmediniz. başında girmedik. Ha, iyi var. Hiç girmedik. Çok dar olduğunu söyleyince Yani ben bir şeyler hatırlıyorum. O zaman da 16 yaşında falandım. Böyle yani ulan dedim burası nasıl bir yer böyle? Bir de sürekli aynı yani tek bir sıra var. Herkes yürüyor böyle Ayşe gibi. Geriye dönemezsin. Yani insanlar geliyor geride. Evet. Çok kötüydü. Ben girmedim açıkçası. Yani Zaten böyle gidersek Kapadokya'nın turizmini birkaç gecede bitireceğim ben ya. Öyle gözüküyor. ama oraya girmesinler. Diğer yerleri güzel yani. Her tarafı güzel. Bir tek o dar tünele girmek zorunda değiller yani. Evet, burada şeyi söyleyeyim yani orası çok şeydi bence çok değerliydi. O hanımefendi asansöre biniyor ve merdiven aklına gelmediği için asansöre biniyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet, hatta bir de dedi ya merdivene oraya çıkılmaz diye kurdelye takmışlar. Bir üst katta biz eksi 3'teydik. Eksi 2'de başka bir toplantı varmış. Hatta oraya baktım ve hiç şey olmadım, panik olmadım dedi. Normalde asansörle çıkamayan bir insan merdivenin kapalı olduğu zaman daha Ha panik bak. olur. Tabii, anladım. O da, onu da anlattı. Ben özellikle de şey evet, o da çok güzel. Ben özellikle beynin otomatik olarak korkmadığı için asansör gelip düğmesine basmaya yani orada şey dememiş korkuyor muyum korkmuyor muyum şey kararı vermeden direkt korkmadığı Normal için bir gün gibi. evet normal bir gün gibi hepimiz gibi şeye basmış asansöre binmiş aşağı inmiş aklına korkusu ya da merdivene inmek gelmemiş yani. Yani o aslında beynin Evet, çok çalışmasıyla ilginç. ilgili çok enteresan bir konu. İnsanın beyni alarmlara önem verdiği için orada alarm verilmediği için artık sürecine şey girmemiş. Yani olan ben merdivenden mi ineyim, asansörden mi ineyim deyip otomatik inmiş. Yani bakın bu çok önemli bir konu. Bu ne anlama geliyor Evet, biliyor evet. musun? Bak herkese Beyin söylüyorum bunu. bir anda siliyor. Beyin bir anda siliyor yani o eski olayları. Sanki hiç yaşanmamış gibi normal bir anmış gibi bilmiş. O da ilginç yani. Evet şimdi bak şey gibi Gülsüm Hanım çok çok teşekkür ederim eksik olmayın size inşallah yani çalışmaları bakın Antalya'yı yeniden söyleyeyim bir an önce ellerinizi kirletin ki bu alışkanlık yani çalışma şeyi iyi otursun sizde öbür türlü unutursunuz bu şey gibi otursun alışkanlık olarak. Ben şimdi liste yaptım kendime, kendi travmalarım için, işte kızım için, artı torunum var 4 yaşında. Onun da yaşayabileceği travmaları düşünerek onların adına da çalışma yapmayı düşünüyorum. İnşallah Çok güzel faydalı. haberlerinizi bekliyoruz. Ben sizi her zaman hatırlayacağım Teşekkür Antalya'nın ilk ederim. cesur hanımefendisi olarak bankacı Yapı Kredi Bank eski 1966 doğumlu Gülsüm Hanım olarak inşallah görüşmek üzere. Çok sevgiler efendim. Teşekkürler. Hoşça Görüşmek kalın. Çok üzere. sağ İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgiler. Sağ ol. Sağ İyi olun. akşamlar. Şimdi efendim şunu anlatayım. Bu çok önemli. Yani bence benim en çok heyecanlandığım korkusunun geçmesi değil. Korkusu zaten geçmedi yani. Ben zaten geçeceğini biliyordum. Garantisi yok bu arada. İlla tek seferde şey olacağını. Ama yani o çok iyi bir çalışmaydı insanların önünde. Bu arada çok zor bir çalışmaydı çünkü çok zor duyguya girdi. Yayına katılan hanımefendi de çok iyi hatırlayacak. Başta böyle şeydi yani hatta ilaç aldığını söyledi. İlacı da seminere gelebilmek için almış. İlaç da tabii beyindeki bir şeyleri sakinleştirdiği için ilaç alan insanlarda çok ağlamayla ilgili duyguya girmekle sıkıntı olabiliyor. O da çalışmanın şiddetini ve nedir ona etkinliğini azaltıyor. Neyse. Beni çok heyecanlandıran şey şu. Düşünün. O zamana kadar kaç senedir yani en az 7-8 sene diye hatırlıyorum öyle bir şeydi. 2012'de ne? Yaşamış anladım hatırladım kayda. 10 sene de olabilir. Ya da 12 sene de olabilir. Ama böyle 3 sene falan değil. O çok uzun zamandır beyni sürekli her yerde asansör falan değil merdivenden iniyor. Ve bunu
o kadar çok alışmış ki aslında. Yani bu soruyu yani şey bile değil, otomatik gidiyor yani, asansöre bakıyor tabii ki inemeyecek. Merdivenden gidiyor ya da yani işte ilaç alıyor falan filan, yani bir şey yapmıyor. Ama biz bir gün önce çalışma yapmışız o olaya. O olay yani şey değil. Çalışma yapılmış, beyin değişmiş. Uyumuş gelmiş. Floor'da yani zemin katta, yani o arada otomatik olarak eski hanımefendi, adını da ben Hasibe'ydi ismimiz bu arada. Eski Hasibe Hanım gibi geliyor ve asansöre basıyor. Ve merdivenden gideceğini bile unutuyor. Yani normalde merdivenden gittiğini unutuyor. Bu şu anlama geliyor. Bakın, bizim hayatımızı, sadece hastalıklarımızı falan değil, iç sesimizi, iç gündemimizi de belli oranda travmalar yönlendiriyor. Çünkü beynin seni hayatta bırakmak için düşüncelerini de belli oranda yönlendiriyor. Duygusal olarak korktuğun, direndiğin, çekindiğin her şey aslında tehlikedir. Teslim olduklarını ise tehlikeli değildir. Çünkü tehlikeye teslim olursan, tehlikeli olmadığı için teslim olursun. Ve de beynine tehlikede olmadığı sinyalini verirsin. Ama bir şeyden korkuyorsan, beyin için bu tehlikelidir. O yüzden beyin onunla ilgili sürekli düğmeye basar. Aman bu var, bu var, bu var. Bak aman dikkatli ol diye. Sen aslında korktuğun şeyi tetikliyorsun. Çünkü korktuğun şey zaten tehlike sinyali beyin için. Ve beyin de sürekli o sinyali sana aman tehlike var diye sürekli sana çalıyor. Teslim olarak aslında sen sürekli beyninden tetiklenenleri ortadan kaldırıyorsun. Hocam ben annemle ilgili travmamı sizin atlattım. Lütfen anlatabilirsiniz. Tarot, aşk, yani siz kimdiniz ya? Burada sizin hesabınıza bak. Sen muhtemelen bana yazmıştır. Tarot, aşk, Venüs. Tarot, aşk. Bana anlat diyor. Ama siz yazmamışsınız. Hocam merhaba. Tabii. Hocam siz de iyileşmişsiniz. Hangi konuda? Şeyle Hanım, yayında sorun var. Ses kesiliyor. Efendim ben bir yayın tazeliyorum. Ve ufak bir huzur yapacağım. Ufak bir. Şu an huzuru da kaydetmeyeceğim. Bilginiz olsun. Gelmek isteyen şimdi